yıllarda bunu sağlamışlar. Ama son dönemde özellikle Asya tarafına bakacak olursanız işte Türkiye için bir de bugünkü gündemle o zamanki gündem farklı olacak. Aslında 2050 yılı projeksiyonları yapılıyor. Biz 2030 yılında 2.7 trilyon gibi bir rakama ulaşacağız. 12 sene sonra. Yani 12 sene bu gündemi taşımamak lazım. Hani ne kadar kısa sürede bu şeyi aşabilirsek biz aslında gündemimiz de değişecek, konuştuğumuz konular da değişecek. Sonuç olarak bununla ilgili olarak devletin en yüksek kurumu olan Çin Teknoloji Yüksek Kurulu'nda bir toplantıda bu daha rekabet edebilir, global ölçekte pazarlanabilir hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için de Ar-Ge ve inovasyon yapmamız gerekiyor. Şimdi Ar-Ge ve inovasyonla ilgili olarak da çok önemli bir tanım var. Bu Finlandiya eski başbakanı Esko Aho, 3 sene önce Türkiye'deki inovasyon haftasına da geldi. Kendisi Avrupa Birliği'ndeki bu çalışmalarda da çok aktif olarak yer alıyor. Ar-Ge parayı bilgiye dönüştürme işi. Yani siz Ar-Ge yaptığınız zaman para harcayacaksınız. Şimdi devlet de Ar-Ge yapalım diyor ama hani özel sektör niye Ar-Ge yapsın? Bununla ilgili tabii bir dolu destek mekanizmaları vesaire geliştirdik. Onları da daha sonra anlatacağım. İnovasyon ise bilginin paraya dönüştürülmesi. Yani sonuçta birileri bir Ar-Ge yapmış, ortaya bir çıktı elde etmiş. Siz onu ürünlerinize ya da hizmetinize ya da servisinize uygulayıp bir şekilde katma değerli ürün ya da servis sağladığınız zaman para yaratabiliyorsunuz. Şimdi size bazı örnekler vereyim. Örneğin Türkiye'deki inovasyon teknoloji. Arçelik yaptığı şu telbek kahve makinesi. Daha önceden yani hala Cezve'de ya da fincanda, hatta İzmir'de şimdi fincanda kahve diye tek fincanda pişiriyorlar kahveleri. Ama şu telberin yaptığı kalitedeki kahveyi mesela hep aynı standartta hep aynı kalitede yapıyor. Nasıl ki İtalyanların espresso makinesi var. Şunun tanesi yani çiftli organlar dışında tekli olanları 300 ve 400 lira gibi rakamlarla satıyorlar. Çiftli olanlar 500-600 yani 100 dolardan başlayarak satıyorlar. Düşünün yani sonuçta yemek sektör şahısı olarak kullanılıyor. Yani aynı şeyi Kuşi için de yapabilirsiniz ya da boşluk hani böyle değişik isimlerle bırakıyorsunuz ama İzmir'de de sonuçta hani sarıyorlar bizi görüp köylüler şeyler işte onları. Mesela onu da şey yapabilirsiniz. Veya aslında şunu gelirken yolda oldum aklıma geldi. Feriş, yani şimdi birlikler dağıldı ama sonuçta hala işte Güney Birliği, Marfisko Birliği'nin işte Feriş bir şekilde devam ediyor. Şimdi şunlar, incir. Yani normalde incir satıyorsunuz. Aslında bundan tutup alması ya da işte kullanması çok daha kolay oluyor. İnovasyonu nasıl yapacaksınız? Yani şeye baktığınız zaman sorunumuz nedir? Buradan belli fikirler üretip, gerektiyse bir araştırma geliştirme faaliyeti yürütüp, bir çözüm bulup, sonra bunu bir ürüne dönüştürüp, bir katma değer yaratıp. Yani zor değil aslında, herkes bunu çok rahat. Siz yapıyorsunuz aslında, hani buradaki firmalar için konuşuyorum. Bir şekilde bu kadar detaylı olmazsa da en azından bir ürünün işte üretilebilir hale getirilmesi vesaire. Ama bunu biraz daha böyle inovatif yaklaşarak yaptığınız zaman çok daha faydalı olacak. Bunun için firmaların bir hale değişmeye başladı. Yani aslında orada bir potansiyel var. Yani onu kullanabilme şansınız var. Kazan kazan modeliyle bunu hayata geçirme şansınız var ama bizim işte kültürel midir, hani ne diyorsanız adına bu coğrafyada bulunduğumuz sürece şey yapmıyoruz, işbirliğine gitmiyoruz. Ama benim hani gözlemim yaklaşık 2002 yılından bu yana Avrupa Birliği projeleri yapıyorum. Arçelik'in danışmanıyım şu anda Horizon denilen o Ufuk 2020 projelerinde bir numaradayız. Ya diyorum ama bak gel orada da fikirlere bakalım. Yani orada da fikir şey yapıyorlar. Onu görünce insanlar hakikaten değişiyorlar. Yani o önemli bir şey. Çünkü sizin artık Türkiye şeyini düşünmemeniz lazım. Global ölçekte artık globalleşti diyorlar. Herkes gelip istediği malı burada satabiliyor. Sizin de gidip aynısını orada yapmanız gerekiyor. Çünkü siz yapmazsanız bu Endüstri 4.0 ya da Sanayi 4.0'da bizim o iş gücünden farklı işte %20'lik bir avantajımız var baktığınız zaman. Onu da otomatik şeylerle halledecekler. Ve Almanlar gelip satacak burada mallarını ya da ne bileyim Koreli, Çinli gelip satacak. Yani o nedenle bizim bir şekilde artık şey yapmamız gerekiyor. Bir aksiyon alıp iyileştirme yapmamız gerekiyor. Şeye baktığınız zaman burada teşvik şey için %100 baktığınız zaman böyle bir şey var. Yani hızlandırma etkisi ya da katalizör etkisi var. Ama temel olarak bizim COBİ'lerimizin önündeki şeyler şunlar. Finansal kaynaklara erişim, işletmecilik kapasitesi, iş gücü, kültürü, proje yapıp üretme yeteneği. Bu bütün inat düşüncesiyle harekete geçme olayıydı. Bu son derece çok derviş olay. Bir fikri olan insanı harekete geçebilecek bir düşünce.